acaba? Derdi ne ya bu Yaşar Kemal'in? Anadolu'daki o... Evet. Söyle, sesli söyle. Kayda geçsin. Evet. Anadolu'da yaşanan şey... Değil mi? Şimdi Yaşar Kemal de herkes gibi bu memlekette yaşayan bir insan ya. Sıradan bir adam yani diyelim. Ama sıradan bir adamdan öte fark ettiği şeyler var. Gözlemlediği şeyler var. Kafa tuttuğu şeyler var. İstemediği, reddettiği, insana yakıştırmadığı şeyler var. Ne yaptı? İnsanın insana eziyetini, insanın insana haksızlığını, birinin diğerine daha çok eşitliğini reddetti. O yüzden bir kahraman, bir tip yarattı İnce Mehmet. Ve bu Mehmet romanda ağaya, otoriteye, despotluğa, efendim, feodaliteye ne yaptı? Baş kaldırdı. Maha o ağa dedi, olmaz. Evet. Ağanın gücünü al aşağı etti roman. Dağa çıktı, bilmem, efendim, ağayı, o otoriteyi, o düzeni kendine, çevresine, insana yakışık bulmadığı için şimdi demek ki biz buradan Yaşar Kemal'in niyetini nasıl, ana fikri nedir bunun? Bu romanın birkaç ciltlik bir roman kalınca. Ana fikri otoriteye karşı durmak. İnsanı ezen, insana haksız yere efendim küçük düşüren, onuru kıran siyasal sisteme aynı zamanda baş kaldırmak. Budur. Yaşar Kemal'in ana niyeti budur. İnce Mehmet aracılığı ve tipiyle de bunu insanlara yaymak. Çünkü biz ne biliyoruz? Biz biliyoruz ki ben bir kitap okuduğum zaman, değil mi? Ben o kahramanın kendisi olurum. Şimdi Ahmet Erkin mesela Benten'i izliyor. Ahmet Erkin her gün evde Benten. Basıyor saate, oluyor bilmem Full Kanat. Oluyor bilmem Gölge Hayalet. Her gün maskesini de takıyor. Hemen kahramanın kendisi oluyor. Ondan özdeşleşiyor. Demek ki Yaşar Kemal'in niyeti o yapıttaki öz, o yapıttaki içerik neydi? Otoriteye baş kaldırmak, daha haklı, daha eşit bir düzene kavuşmak için, değil mi? Daha demokratik bir düzene kavuşmak için daha insanca bir ortamı özlüyordu. Yapıtın içeriği budur. Bu içeriği neyle paketledi, neyle biçimlendirdi? İnce Mehmet tiplemesiyle, işte onun ağasıyla, onun köyüyle, onun fiziki çevresiyle, onun iklimiyle, doğasıyla yeniden bir dünya yarattı İnce Mehmet. Yeniden bir köy yarattı. Ve orada insan ilişkilerini düzenledi. İnsan ilişkilerine yeniden şekiller verdi. Bize ne yaptı? Bir biçim yarattı. İşte bir romandan hareketle mesela düşündüğümüzde bunu görebiliyoruz. Öz ve biçim ilişkisini böyle görebiliyoruz. Bunu resimde de aynı şekilde. Mesela çok iyi bildiğimiz bir örnekten hareket edelim. Picasso'nun Ağlayan Kadın resmini biliyorsunuz. Evet, orada da nedir özü? Kırılmış, darmadağın olmuş bir kadının duygusal yönden. Şimdi Picasso mesela, şimdi bazen şimdi sanat eleştirisi dersi alacaksınız. Şimdi bazı şu birbirine karışıyor gibi gözükse de. Bazı sanat yapıtlarını arkadaşlar anlamak için sanatçının hayatına da bakmamız gerekir. Yani bazı sanat yapıtları hakikaten sanatçının hayatı bilinmeden çok fazla anlamlı yerine oturmayabilir. Evet. Şimdi Picasso'nun hayatında birkaç tane kadın var. Kimiyle birlikte yaşamış, kimiyle evlenmiş, kim işte uzatmalı sevgilisi olmuş falan, kendisinin çok hayran olduğu kadınlar olmuş hayatında. Şimdi mesela o kadın, Ağlayan Kadın aslında öyle bir kadın. Picasso'nun terk ettiği sanıyorum, kadınlardan birini yansıtıyor bu parça. Yani sürekli sulu göz, sürekli Picasso'ya hakaretler eden, kendisini terk edip gitmesini sindiremeyen, sürekli ağlayan, çevresinden mızmızlanıp duran bir kadını anlatıyor. Yani o kadın hakikaten duygusal yönden paramparça olmuş bir kadın. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bunu ne yapmış? Bu ağlamak, yüreği parçalanmak, kıymık kıymık olmak, yani acıyı, o resim bize, o resmin özü acıdır. O resim bize biçim olarak da acıyı yansıtıyor. Şimdi özü, içeriği, acı, kavramsal olarak acı, biçim olarak bu neyi yansıtacak bize? Acıyı yansıtacak. Biçime baktığımız zaman biz bunu görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Çünkü resim aynen kadının içinde bulunduğu kıymık kıymık olma halini bize doğrudan yansıtıyor. Çünkü resim düz bir çizgi yerine zikzaklarla
parçalanmış planlarla anlatılıyor. Bu da bize doğrudan aynen gördüğümüzden kinestetik duyumlar almamız suretiyle ne yapıyor? Modelliyor. Bizim duyumumuzu modelliyor. Dolayısıyla biçim nedir o zaman? Biçim bize içeriği geçiren araçtır. Bak bunu yaz. Biçim dediğimiz varlık, sanat yapıtında biçim dediğimiz varlık bize içeriği geçiren araçtır. Başka türlü ne yapamaz? İçeriye ulaşamaz. Bize içeriği, bize mesajı, bize özü yansıtan araç biçimdir arkadaşlar. Bu kadar açıklama yeter bence bu konuda. Var mı başka seninle ekleyeceğin söyleyen bir şey? Bu da tutarsın mı? Yok. Ne pislik mi ya? Araçın mesajı özü o kesin, o mutlak. Yani, evet, yani bir sanatçı arkadaşlar gerek özü, gerek biçimi ne yapmaz? Gerek özü, gerek biçimi ne yapmaz arkadaşlar? Gökten zembille inmez. Gökten zembille ne biçim ne öz inmez. Sanatçı kişilikler de bu toplumun içerisinde senin gibi, benim gibi, Bakal Hasan gibi, Fırıncı Hüseyin Efendi gibi yaşarlar. Hatta onlardan biraz daha fazla derinlemesine yaşarlar, hissederler. Toplumun acılarıyla, bireyin acılarıyla, tarihsel acılarla karşılaşırlar, yüzleşirler. Oradan bir takım kanaatler, insanca kanaatler oluştururlar. Bu onlarda aslında içerik yapılanmasıdır. İçerik yapılanmasıdır. Hani yaratıcılıkta aşamalar gördük ya, esinlenme aşaması gibi. Değil mi? İhtiyacın peydah olması, ondan sonra ihtiyacın belirtilmesi aşaması gibi. Bu da böyle aşama aşamadır. Sanatçı asla ne yapmaz? Efendim böyle ne yediği belirsiz yerlerden getirmez yaratılarını. Hep insana, hep topluma dairdir. Yani bakalım etrafımızda, yani bunu ispatlamak için çok fazla bir yere gitmeye gerek de yok yani, değil mi? Bakalım her türlü sanat yapıtını inceleyelim yani. Kimi anlatıyor ya? Doğayı bile anlatırken bırak ki insanı anlatmıyor. Doğayı bile anlatsa gene insana dair anlatıyor. Öyle mi? Evet. Güzel bir manzara çiziyor. Ne için? Senin ferahlayıp kendini daha iyi hissetmeni sağlamak için. Öyle mi? Hatırlayın böyle gözünüzün önüne bir getirin bakalım sanat yapıtlarını. Sana bir zafer tağı yapıyor. Sana bir anıt heykel yapıyor. Ne için? Tarihle yüzleşesin diye. Tarihte başına gelenleri unutmayasın diye. İçindeki efendim gücü, içindeki azmi yitirmeyesin diye. Kendinle övünesin diye. Evet. Veya bir sana bir çiçek resmi yapıyor. Bir tane papatya resmi yapıyor. Tek bir dal. De ki. Niye? Niçin? Ne anlatıyor? Bir dal papatya ne anlatabilir? Belki de yalnızlığını anlatıyor. Belki o bir dal şeyi papatyanın içeriği yalnızlık. Tek başınalık. Değil mi? Ya buket değil. Demek ki özle biçim aslında etle tırnak gibi birbirine yapışıktır. Hatta bir paranın iki yüzü gibi. Bir paranın iki tane yüzü vardır. Ama ikisi de aynı paradır. Biçimle öz arkadaşlar bu denli birbirine yakındır. Canla beden, ruhla beden gibi, efendim etle tırnak gibi birbirine yapışıktır. Ayrışmaz. Anlatamaz. Bu doğasına aykırı. O yüzden bu konular tabii biraz arkadaşlar akıl zatında sanat felsefesi de demektir. Yani sanat felsefesini de içerir. Sizin tek tek, her birimizin tek tek bu konularda özel okumalar, özel beyin cimnastikleri yapmamız gerekir. Tek tek her birimizin biçim nedir, içerik nedir, biçimle içerik arasındaki ilişki nasıl olmalıdır gibi gerek okuma düzeyinde, gerek üretme düzeyinde veya üretilmişlerin analizi düzeyinde inceleme yapmamız gerekir. Biz şimdilik bu kadarcık bir pencere açıyoruz size. Yani sözel düzeyde, biraz işte yapı düzeyinde, inceleme düzeyinde. Ama bundan ötesi bu derste olup bitti, ben biçim içeriği öğrendim değildir. Aksine bugün başlamıştır. Start bugün verilmiştir. Sen artık bu saatten sonra biçim ve içerik üzerine eğilebilirsin. O eğilmenin nefesinde hatta yeni şeyler de bulman mümkün.